Diyarlardan Gönüllere akşamlar diliyorum. Bir hafta aradan sonra yine diyarlardan gönüllere programıyla beraberiz. Ben Saydeken sizlere bu programı arz etmeye gayret edeceğim. Bize ana kumanda masasında İbrahim Macit yardımcı oluyor. Efendim bugüne kadar hep Türkiye içerisindeki mübarek zatları, evliya-i kiramın büyüklerini sizlere nakletmeye gayret ettik. Ancak birazcık bir değişiklik yapalım dedik. Bundan sonra nasip olursa biraz Türkiye'nin dışına e, çıkarak çeşitli ülkelerdeki mübarek zatları, büyüklerimizi sizlere nakletmeye, onların hayatlarını sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. İnşallah bu akşam şimdi Özbekistan'a doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Özbekistan biliyorsunuz büyüklerimizin, silsileli büyüklerimizin ve evliya-i kiramın bir hayli fazla olduğu, adeta kum gibi evliyanın kaynadığı bir e, ülke olarak tarihimizde yer almaktadır. İnşallah-u Teala bu e, mübarek beldelerden sizlere silsile Aliye büyüklerimizden ve evliya kiramın büyüklerinden e, nakiller yoluyla e, bir takım efendim, bilgiler arz etmeye gayret edeceğiz. Öncelikle tabii ki Özbekistan deyince aklımıza hepimizin Buhara geliyor. Hiç şüphesiz. Çünkü Buhara-i Şerif bir zamanlar efendim ilim, irfan merkezi, evliya kiramın e, böyle adeta e, büyüklerimizin de bahsettikleri gibi kum gibi kaynadığı çok e, güzel bir beldeydi. Şimdi de tabii ki hala bu güzelliğini e, devam ettiriyor. Efendim tabii ki Buhara-i Şerif deyince aklımıza öncelikle Silsile Aileye büyükleri geliyor. Bize de birkaç sene önce bu beldeleri ziyaret etmek nasip oldu. Burada Aynen, lakin diyelim gördük, ziyaret ettik. Hakikaten adeta e, kendimizden geçtik. E, buradaki o kabri şeriflerin güzelliği yani bakımları açısından güzelliği bizleri cezbetti. Çok e, temiz, bakımlı ve e, binlerce kişinin her gün ziyaret ettiği e, tarihi özelliklerini koruyan birer belde olarak geçmektedir. Tabii ki Buhara'yı e, gittiğinizde dikkatinizi çeken en önemli şeylerden bir tanesi orada e, mutlaka ziyaret etmek istediğinizde hemen size Yetti Pir diye önünüze bir liste bırakıyorlar. Tabii ki bu Yetti Pir dedikleri orada onların tabiriyle bahsedilen yedi tane büyük silsileli e, den zatın Buhara-i şerifin e, çeşitli beldelerinde, yani o bölgede e, efendim, metfun bulunduklarını ifade ediyoruz. İnşallah Teala biz de sizlere e, bu büyüklerimizden öncelikli e, olarak e, arz etmeye, bahsetmeye çalışacağız. Sırasıyla, e, Aliye büyüklerimizin e, sırasıyla inşallahü Teala arz edeceğiz. Daha sonra yine Buhara-i Şerif'te, Semerkant'ta ve diğer e, vilayetlerdeki Evliya-i Kiram'ın hayatlarını tek tek inşallah nakledeceğiz. Efendim bu yetti pir dediğimiz zaman Buhara-i Şerif'te birinci olarak ilk akla gelen hiç şüphesiz ki Abdülhalik Goncdevani Hazretleri. Abdülhalik Goncdevani Hazretleri Evliya'nın önderlerinden İslam alimlerin büyüklerindendir. Yani silsile aliye büyüklerimizdendir. Babası Abdül Cemil Efendi, Malatyalıydı. Yani Türkiye'den gitme. İmam Malik Hazretlerinin neslinden olup, alim ve arif bir zat idi. Zahiri ve batini ilimlerde çok yüksek idi. Hızır Aleyhisselam ile görüşüp, sohbet ederlerdi. Ve bir gün, Hızır Aleyhisselam kendisine, Ey Abdül Cemil, senin salih bir erkek evladın olacak. İsmini de halik koyarsın buyurdular. Cemil efendi bu konuşmadan kısa bir zaman sonra Buhara'ya göçtü ve Gonç Divan kasabasına yerleşti. Çok geçmeden Hızır Aleyhisselam'ın işaret buyurduğu gibi bir erkek evladına sahip oldu ve ismini de hemen Halik koydu. Abdülhalik e, Efendi çocukluğunu burada geçirdi. Goncdivan kasabasında geçirdi. Beş yaşına geldiğinde ilim öğrenmesi için Buhara'ya gönderildi. Orada büyük alim Hace Sadreddin Hazretlerinden Kur'an-ı Kerim ve tefsirini öğrenmeye başladı. Ve bir gün okuma esnasında Rabbinize tazarru ederek yani boyun bükerek yalvararak ve gizli dua ediniz. Mealindeki ayet-i kerimeye gelince Abdülhalik Efendi hocasına "Efendim bu gizliden murat edilen nedir? Kalp ile yapılan zikrin aslı nedir? Eğer zikir ve dua aşikar ve sesli bir şekilde dil ile olursa riyadan korkulur." araya riya girerse layık olduğu şekilde zikredilmemiş olur. Şayet kalp ile zikretsem şeytan insanın damarlarında kan gibi dolaşır. Hadis-i şerifi gereğince şeytan bu zikri duyar. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu müşkülümü halletmenizi istirham ederim efendim diye hocasına arz etti. Hocası büyük halim, Sadet'in Hazretleri, bu yaştaki bir çocuğun kendisinin bile anlayamayacağı bir sual sormasına hayran kaldı ve ona cevap olarak, "Evladım, bu mesele kalp ilimlerinin bir konusudur. Allah-u Teala nasip ederse sana bu ilimleri öğretebilecek bir üstadı kavuşturur. Kalp ile olan zikri ondan öğrenirsin. Böylece müşkülün halledilmiş olur buyurdu. Abdülkalik Hoyncdevani Hazretleri bu işaret üzerine meselelerini halledecek o büyük zatı beklemeye başladı. Ve bir gün Hızır Aleyhisselam yanına çıka geldi. Ona Allahu Teala'yı gizli ve açık zikretme, anma yollarını öğretti ve manevi evlatlığa kabul edip kalbinden La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesini şöyle şöyle zikredersin diye tarif etti. Abdülkalik, Abdülhalik Goncdevani Hazretleri de tarif özre bu mübarek kelime-i tevhidi sessiz sessiz kalpten söylemeye başladı. Bunu kendisi için bir ders kabul etti. Bu hal manevi makamlarda yükselmesine sebep oldu. Yine bu sıralarda yusuf Hemedani Hazretleri Buhara'ya teşrif etti. Biliyorsunuz yusuf Hemedani Hazretleri de Silçili Ali'ye büyüklerindendir. Hemedan'da kendisi bulunur, kabri şerfi. Abdülhalik Gonjdevani Hazretleri onun mübarek hizmetine girdi. Bu hizmette bir süre kaldı. O bu hizmetini şöyle nakleder. 12 yaşındaydım. Hızır Aleyhisselam bana Yusuf Yehmedani Hazretlerinden ilim öğrenmemi tavsiye buyurdular. Bu sırada onun Buhara'ya geldiğini işiterek derhal yanına gittim. Ondan pek çok istifadelere kavuştum. Ve böylece Abdülhali Goncdevani Hazretlerinin sohbette üstadı Yusuf Hemedani Hazretleri zikir ve talimde de hocası Hızır Aleyhisselam olmuştur. Ne büyük nimet. Büyük Allah -u Teala Gonj Devani Allahu Teala Abdülhali Gonj Devani Hazretlerinin efendim halini insanlardan gizli tutmasını e, emretmişti ona. Nefsinin isteklerine uymayıp istemediği şeyleri yapmakta kendisini pek ağır imtihanlara tabi tutar fakat kimseye bir şey sezdirmezdi. Hele onun Hızır Aleyhisselam ile ulaştığı manada ilim tahsiline hiç kimse vakıf olmazdı. Hamdül Hali Goncdevani Hazretleri gerek Hızır Aleyhisselam ve gerekse büyük İslam alimlerinin tahsil ve terbiyesi altında zamanın bir tanesi oldu. Çok büyük makamlara ulaştı, çok büyük keşifler, haller hasıl oldu ve onun bu yüksek hallerinden istifade etmek için insanlar dünyanın dört bir tarafından kafileler halinde akın akın sohbetlerine gelmeye başladılar ve sohbetleri insanlar cemaatle insanlarla dolup taşar hale geldi. Yine ona bir gün talebelerinden birisi namazdaki huşu hakkında bir sual sorunca ona şöyle cevap vermiştir. Buyurdular ki namaz kılan kişiyi öyle bir korku ve haşyet sarar ki kendisini o katsalar bile söz söyleyemez. Arkadaşlık konusunda ise buyurdu ki bir kişi de şu beş hasleti görmedikçe onunla arkadaşlık kurma. Fakirliği zenginliğe tercih etmek, ameli ilme tercih etmek, hor görülmeyi aziz tutulmaya ve iltifata tercih etmek, basiret ve firaset sahibi olmak, ölüme hazır olmak. Yani bir arkadaş arıyorsan bu arkadaşta bu beş haslet bulunmalıdır diye tavsiyede, nasihatte bulunuyor mübarek. Allahu Teala için alçak gönüllü olmak emredilmeseydi gururla yürümek fakirin en tabii hakkı olurdu buyuruyor. Allah -u Teala'dan korkmanın alameti başkalarının korktuğu şeylerden korkmamaktır. Zühd dünyayı gözden ve gönülden çıkarıp yok saymaktır. Batılla karışan her hak haklılıktan çıkar, batıl olur. Çünkü hakkın batılla beraber olmaya tahammülü yoktur. Yine buyuruyor ki Allah Teala'dan korkarak takva sahibi olmayan fakir kendini haram yemekten kurtaramaz. Takva sahibi olmazsanız harama bulaşırsınız buyuruyor. Marifetin şükrü takva, izzetin şükrü tevazu, musibetin şükrü sabırdır buyuruyor. Yine buyuruyor ki rızkını Allahu Teala'dan bilmeyip de onun mahlukundan beklemek insanı Cenabı Hak'tan uzaklaştırıp halka muhtaç eder. Müslüman kardeşinin hakkını aranızdaki dostluk ve muhabbete güvenerek zayi etme. Zira Allahu Teala her mü'mine haklar verdi. Bu hakları ancak Allahu Teala'nın hukukunu yerine getirmeyenler zayi ederler. Dünya çok geniştir. O kadar sıkıntı verir ki bir başkasının sana vereceği sıkıntıya ihtiyaç bırakmaz. Kim gönlünü mahlukata bağlayıp hakka ulaşmak isterse ona kavuşamaz. Kim gönlünü hakka bağlar, ona ulaşmayı dilerse arzusuna kavuşur. Yine buyuruyor ki: Sefil yani aşağılık kimse Allahu Teala'dan korkmayan ve ona asi olandır. Yine en sefil kimse her şeyi bedel ile, karşılık ile veren, verdiği her şeyden menfaat bekleyen ve verdiğini başa kakan kimsedir. Allahu Teala muhafaza eylesin. Allahu Teala'nın korkusu bir kalbe yerleşince dünya düşünceler orada durmaz. Hep Allahu Teala'yı hatırla. Onu hiç unutma. Ölümü de aklından çıkarma buyuruyor. Abdülhalik Gonçdevani Hazretleri. Efendim, Abdul Abdülhalik Gonçdevani Hazretleri beş vakit namazını Kabe-i Muazzama'da kılar, tekrar Buhara'ya dönermiş. Tabii ki bizim bu halleri biraz anlamamız zor. Yani her gün Kabe-i Muazzama'ya git, beş vakit namazda tekrar geri dön. Bizim gibi avamın anlayacağı bir hal değil tabii ki. Bir aşure günü talebelerine derste velilik hallerini anlatıyordu. Müslüman kıyafetinde olan bir genç içeri girip talebelerin arasına oturur ve bir müddet sohbetini dinledikten sonra söz isteyerek Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin firasetinden korkunuz çünkü o Allah-u Teala'nın nuru ile bakar buyuruyor bu hadis-i şerifin sırrı nedir diye sorar. Abdülhali Goncdevani Hazretleri gence heybetle nazar ettikten sonra öyleyse belindeki zünnarı ve Hristiyanların ibadette bellerine bağladıkları ve ucunda haç asılı olan parmak kalınlığındaki yuvarlak ipi kes de imana gel der. Tabi oradakiler hepsi şok olurlar bir anda. Genç telaşla Haşa yemin ederim bende böyle bir şey yok diye söylenir. O zaman Abdülhalik Goncdevani Hazretleri talebelerinden birine gencin hırkasını çıkarmasını işaret eder. Talebe o gencin üzerindeki hırkasını çıkarınca belinde düğüm düğüm zünler bağlı olduğu görülür. Tabii bu hadise karşısında genç çok mahcup olur. Ne yapacağını şaşırır. Ondan sonra da hemen tabii ki kalbinde İslamiyet'e karşı bir sevgi meydana gelir ve Abdülhalik Goncdevani Hazretlerinin ne muhabbet, sevgi duymaya başlar. Böylece evliyanın Allahu Teala'nın nuruyla baktığının ne demek olduğunu çok iyi anlar. Kelime-i şehadet getirip Müslüman olur ve sadık talebelerinden olmakla şereflenir. Bu büyük zat, bu büyük mürşit. Ondan sonra dönerek etrafındakilere ey dostlar gelin biz de ahde uyalım. Zünnarımızı keselim, iman edelim. Şöyle ki bu genç maddi zünnarı kesti. Biz de kalpte kalbe ait zünnarı keselim. O da kibir ve gururdur. Yani kalpteki zünnarda kibir ve gururmuş. Bu genç af dileyenlerden oldu. Biz de affa kavuşalım buyurdu. Talebeleri bir anda Hacı Hazretlerinin gönül yaralarına sunulan şifa şerbetin içtiler ve tövbelerini yenilediler. Böylece kalplerinin Allah-u Teala'dan başka bir şeye bağlılıkları kalmadı. Ve yine bir gün huzuruna gelen bir kimse eğer Allah-u Teala Beni cennet ile cehennem arasında muhayyer kılsa ben cehennemi seçerim. Zira bütün ömrümde nefsimin arzusu üzerine amel etmedim. O halde cennet nefsin muradıdır. Cehennem ise Allahu Teala'nın muradıdır." dedi. Tabii ki Abdülhalik Gönçdevan Hazretleri bu sözü reddederek şöyle buyurdular: Kulun seçme hakkı yoktur. Her nereye git derlerse oraya gideriz. Nerede kalın derlerse orada kalırız. Kulluk budur. Senin dediğin kulluk değildir buyurdu. O kimse bu sefer efendim tasavvuf yolunda bulunan kimseye şeytan yaklaşabilir mi diye sordu. O da buyurdu ki tasavvuf yoluna yeni gelmiş bir talebe nefsini emmari olmaktan kurtaramamış ise bir şeye öfkelendiği zaman şeytan ona yaklaşabilir. Şayet nefsi mutmainne derecesine çıkmış ise o kimse de öfkelenmek yerine gayret hasıl olur. Her ne zaman gayret etse şeytan ondan kaçar. Bu kadar sıfat o kimseye kafidir. Yeter ki hakka yönelsin. Allahu Teala'nın kitabına ve Resulünün sünnetine sarılsın. Bu iki nur arasında tasavvuf yolunda yürüsün buyurdu. Abdülhalik Goyncdevani Hazretleri tabii ki hiç şüphesiz büyük bir zat idi ve Allahu Teala'nın indinde duası makbul, kabul kimselerden idi. Onun duasını almak için uzak yakından pek çok insanlar gelir ve duasına mahzar olmak için gayret ederlerdi. Efendim kısa bir reklam arası verelim. Bu reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet. Reklamlardan sonra tekrar bir aradayız. Efendim Hacı Abdul Goncdevani Hazretlerinin o şifa kaynağı kalplere sürur veren şifa kaynağı sohbetlerinden sizlere arz etmeye, nakletmeye devam edelim. Efendim buyurdular ki akıllı insan her işinde yumuşak olur. Aceleyi ve hafifliği terk eder. Allahu Teala yumuşaklığı sever yumuşaklıktan nasibi olmayanın ise hayırdan nasibi yoktur. Aceleciliğin sonu pişmanlıktır. Aceleci kimsenin övüldüğü, sinirli kimsenin sevinçli olduğu, asil kimsenin hasetçi, kıskanç olduğu, aç gözlü kimsenin zengin olduğu, dilsiz kimsenin dostu bulunduğu görülmemiştir. İnsanlara layık olan, kendisine hediye verildiği zaman onu kabul etmesi, geri çevirmemesi, teşekkür etmesi ve karşılığında gücünün yettiği kadar bir şeyle mukabelede bulunmasıdır. Hediye sevgi meydana getirip kin ve düşmanlığı giderir. Hakikaten bir insan, yani çok defa hayatımızda rastlıyoruz birisine bir şey hediye ettiğinizde mutlaka aranızda bir ee, sevgi meydana geliyor, İster istemez o kişi de size de bir şeyler ikram etmek istiyor ve bu böylece karşılıklı muhabbetin hasıl olmasına sebep oluyor. Müslümanın Müslüman'a nasihat edip onun sıkıntı ve kederlerini gidermesi gerekir. Kim bir Müslümanın dünyada bir sıkıntısını giderirse Allahu Teala da ahirette onun bir sıkıntısını giderir. Efendim. Düşünün ki siz bu dünyada maddi olarak bir arkadaşın bir sıkıntısını gideriyorsunuz. Belki maddi değil, belki bir tatlı dille, belki bir güler yüzde olabilir elbette. Onun sıkıntılı bir anında ama Allahu Teala size ahirette her şeyin sonsuz olduğu bir yerde özellikle sıkıntı içerisinde olacağınız hesap gününde Efendim e, Allahu Teala'nın sizin e, sıkıntılarınızı gidermesinden daha büyük bir nimet olabilir mi? Çünkü orada her şey e, zor olacak, her şey sıkıntılı olacak, hesaplar sıkıntılı olacak. O sıkıntı anında bir anda Allahu Teala'nın sizin sıkıntınızı giderdiğinizi düşünün. Ne kadar büyük bir ferahlık olur. Halbuki e, ki dünyada bunun karşılığında verdiğimiz ne olacak? Belki bir tatlı söz, belki bir güler yüz, belki de küçük maddi bir menfaat olacaktır ama bunun karşılığı elbette ahirette çok çok büyük olacaktır. Onun için mutlaka arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, etrafımızdaki sevdiklerimizin, dostlarımızın maddi manevi ne sıkıntısı varsa giderebilmek için elimizden gelen gayreti göstermek lazım. Ki bu da Müslümanlar olarak birbirimizin efendim e, gerçek bir e, topluluk gerçek bir cemaat olarak e, yaşamamıza birbirimize sahip çıkmamıza e, neden olur ki bu da bir e, Müslümanların asıl e, efendim e, şiarındandır birbirimize mutlaka sahip çıkmak zorundayız eğer biz birbirimize sahip çıkmazsak ne yazık ki o zaman özellikle evlatlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza sahip çıkmalıyız. Eğer biz çıkmazsak ne yazık ki başkaları sahip çıkmaya kalkar ki bunun da sonu pek de hoş olmaz. Efendim yine buyuruyor ki akıllı kimse odur ki dünyaya ve onun süsüne ve güzelliğine aldanmaz. Dünya ile meşgul olması ahiretine mani olmaz. eğer dünyaya ve onun süsüne, güzelliğine aldanmazsanız, dünya ile meşgul olmanız ahiretinize mani olmaz buyuruyor. Kula lazım olan şey, sünnete uygun olarak kulluğa yapışmak ve bu yolda yürümektir. Tesavvuf, Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına uymakta sabretmektir. Allahu Teala bir kuluna hayır murat ederse, ona salih ve ihtiyar zatlara hizmet etmeyi, onların istedikleri işleri yapmayı, hayır yollarına girmeyi ve bu hayırları görmeyi nasip eder. Kim bir şeyin ona faydalı veya zararlı olduğunu bilmezse cehaletini ortaya koyar. Yani mutlaka biz kendimize faydalı ve zararlı olup olmadığını idrak etmek zorundayız. İnsanı terbiye etmek ona ihsanda bulunmaktan daha hayırlıdır. Emirleri hafif tutmak, o emri veren amiri az tanımaktan ileri gelir. Eğer kul emir veren amir olan Allahu Teala'yı tam hakkıyla tanırsa emirlerini asla hafif görmez ve dört elle onun emirlerini yapabilmek için gayret gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayınız. Her ruh sahibi elbette ölüm şerbetini içecektir, ölümü tadacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, üç kişi vardır ki Allahu Teala kıyamet gününde onların yüzüne bakmaz. Birincisi, ana babasına karşı gelen. ikincisi içki içmeye devam eden. Üçüncüsü, verdiğini başa kakan. Allah muhafaza. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i buyurdu ki kalbinde zerre miktar kibir olan cennete giremez ve zerre miktarı imanı olan da ateşe giremez. Kibirli olmaktan çok dikkat etmeliyiz. Çünkü Allahu Teala'nın en çok sevmediği kötü huylardan bir tanesi de kibirli olmak. Muhakkak Allahu Teala refiktir, yumuşaktır. Bütün işlerde rıfkı, yumuşaklığı sever. Sertliğe vermediğini yumuşaklığa verir, sertliğe tabi olmadıkça. Kim Allahu Teala'yı kavuşmayı severse, Allahu Teala da ona kavuşmayı sever. Kim de Allahu Teala'ya kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allahu Teala da ona kavuşmaktan hoşlanmaz buyuruyor sevgili Peygamber Efendimiz. Efendim, Abdülhalik Goncdevani Hazretleri'nin pek çok menkıbeleri var. Bu menkıbelerden bir tanesini inşallah sizlere nakledelim. Bir gün Abdülhalik Goncdevani Hazretleri'nin huzuruna uzak yerden bir misafir gelir. Biraz sonra da yanlarına güzel, suretli, temiz giyimli bir genç gelir. Abdülhalik Goncdevani Hazretleri'nden dua isteyip hemen ayrılır. Misafir efendim bu gelen genç kimdi acaba? Gelmesiyle gitmesi bir oldu diye sual eder. O da bizi ziyarete gidip dua isteyen o kişi bir melek idi buyurdu. Ve misafir hayret etti. Efendim son nefeste iman selametiyle gidebilmemiz için bize de dua buyurur musunuz diye niyazda bulundu. Bunun üzerine Abdülhali Gonjavani Hazretleri her kim Farzları eda ettikten sonra dua ederse duası kabul olur. Sen farz olan ibadeti yaptıktan sonra dua ederken bizi hatırlarsan biz de seni hatırlarız. Bu durum hem senin hem de bizim için duanın kabul olmasına vesile olur buyurdu. Yani buradan şunu anlıyoruz. Dua ederken demek ki efendim mutlaka Peygamber Efendimiz'i, Eshab-ı Kiram Efendilerimizi ve mübarek hocalarımızı vesile ederek dua edersek duanın kabul olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Abdülhali Goncdevani Hazretlerinin ahiret alemine göç etmesi yaklaşmıştı. Kendisine bağlı talebelerinin terbiyesini Ahmet Sıddık Evliya Kebir, Şeyh Süleyman Germini ve Arifi Rivegevri e, Hazretleri Rahmetullah Aleyhim Ecmain e, adındaki dört büyük halifesine bırakmış ve onlara nasihatlerde bulunmuştur. 1180 yılında da ahirete ithal edilmiştir. Gonj Divanı'nda vefat etmiştir. Kabri Şerifi şimdi e, Gonj Divanı'nda e, ziyaret edilerek e, efendim, bereketlenilmekte, istifade edilmektedir. Abdülhali Goncdevane Hazretleri Nakşibendiliğin prensipleri diyebilen 11 temel düsturu da ortaya koymuştur. Ve bu prensiplerin esası olan kalbe gelip onu meşgul eden her şeyi aradan çıkarıp atmak ve onu daima Allahu Teala ile meşgul hale getirmek prensibini o koymuştur hemen. Abdülhali Goncdevane Hazretlerinin vefatlarından sonra da kerametlerine şahit olunmuştur. Şöyle ki Abdülhalik Goncdevani Hazretlerinin vefat etmesinin üzerinden tam 332 sene geçmişti. 1512 yılında Eshab-ı Kiram düşmanı Safeviler 100 bin kişilik talimli asker ile Ceyhun nehrini geçerek Mavireün nehri vilayetlerine hücum ettiler. Çok kan döküp büyük tahribat yaptılar. Orada yüz binlerce efendim ehl-i sünnet Müslümanı e, şehit ettiler. Oradan Buhara'ya yöneldiler. Pek çok kaleyi zapt ettiler. Girdikleri yerlerde ehl-i sünnet alimlerin kabirlerini ve türbelerini yıkıp hakaret yapıyorlardı. Nihayet Gonj Divan Kalesi'ni de abluk altına aldılar. Niyetleri burada bulunan ve ehl-i sünnet Müslümanların ziyaretgahı olan Abdülhali Gonj Hazretleri'nin kabri şerifini yıkıp yakmak idi. Ancak Şehre karşı hücuma geçtikleri sırada kaleden çıkan 5000 Özbek askerinin etrafında bulunup kendilerine saldıran beyaz atlı, beyaz elbiseli ve yeşil sarıklı askerleri gördüler. Başlarında heybetli ve nurani, mübarek bir zat elinde iki ağızlı kılıç ile Safevileri işaret edip hücuma geçtiklerinde ekin tarlasına giren orakçılar gibi düşmanları biçmeye başladılar ehli sünnet düşmanları kısa sürede bozguna uğrayıp e, efendim geri dönmek üzere kaçtılar. Orada kalanlar da hepsi cehennemi boylamış oldular. Ve böylece orada Abdülhalik Goncdevani Hazretlerinin e, kabri şerifini e, yıkmak isteyen, oraya zarar vermek isteyenler e, hüsrana uğradılar. E, biz de Abdülhalik Goncdevani Hazretlerinin de böylece de şahit olmuş olduk. Efendim Abdülhali Goncdevani Hazretlerinin manevi oğulları Şeyh Evliya Kebir'e yaptığı nasihatlerde şöyle buyurmuştur. Yavrucuğum sana ilim tahsili ile edep öğrenmeyi tavsiye eder. Hemen her zaman Allahu Teala'nın huzurunda olduğunu bil ve dikkat et. Geçtiğimiz asırlardaki büyük alimlerin izini bırakma. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun davran. O sünnetin hakiki uygulayıcısı olan Eshab-ı Kiram'ın aleyh Rıdvan davranışını da gözünden ırak etme. Fıkıh ve hadis öğren. Cahil tarikatçılardan sakın. Şöhret peşinde koşma. Şöhret afettir, tehlikelidir. Hemen her halinde insanlardan biri gibi yaşa. Namazını her zaman cemaatle kılmaya gayret et. Bidat sahibi sapıklar ile ve dünyaya düşkün kimselerle arkadaşlık etme. Kadılık, kadilık ve müftülük gibi övülen bir makam da olsa herhangi bir makama meyil etme. Devlet idarecileri ve onların adamlarıyla dostluk kurma. Din dışı hareketleriyle meşhur sözünü bilmeyen bayağı kimselerle de arkadaşlık etme. Az konuş, az ye az uyu. Oturmak için daha çok ıssız yerleri tercih et. Helal yemeye çok gayret eyle. Şüpheli şeyleri terk et. Çok kere dünyalık isteği sana ağır basar. Ağır basan bu talep için yola düşersen dinini e, elden dinin elden gider. Çok gülme, kahkahayla ile gülmek kalbi öldürür. Kimseyi hakir görme, kimseyle münakaşa etme. Kimseden bir şey isteme, hiç kimseye sana hizmet etmesi için emir verme. Tasavvuf büyüklerine dil uzatma. Onları inkar eden felakete düşer. Gözlerin yaşlığı, amelin temiz olsun. Yenisinin gereği olmadığı zamanlarda eski elbise giy. Sermayen fıkı, din bilgisi, evin mescid olsun. Efendim öyle bir nasihat ki bu nasihatleri yaptığınız zaman yerine getirdiğiniz zaman hiçbir kimseyle hiçbir e, insanla ne bir problem yaşarsınız ne de efendim Allahu Teala'nın emirlerine aykırı bir hareketiniz söz konusu olabilir. Onun için bu büyüklerin sözleri her zaman insanlara şifa kaynağı olmuştur. Onlara efendim doğru yolu gösteren asıl rehber olmuştur. Yine bir başka sohbetlerinde buyuruyor ki, iyi arkadaşlarla arkadaşlık yalnızlıktan, yalnızlık kötü kimselerle arkadaş olmaktan daha hayırlıdır. İyi arkadaşlarla arkadaşlık yalnızlıktan daha iyidir. Yalnızlık ise kötü kimselerle arkadaş olmaktan daha hayırlıdır. Yani yalnız kalmamak lazım geldiğini özellikle burada vurgulamış Abdülhali Gonçdevani Hazretleri. Buyuruyor ki bid'at ehliyle dostluk kalbin nurlarını giderir. Bid'at sahiplerinin amelini güzel gören Allahu Teala'nın gazabını üstüne çeker. Allah muhafaza. Dindar kimselerle oturun. Çünkü onlar söylediklerini yaparlar. Mürüvvet ehliyle oturun. Çünkü onların meclisinde boş şeyler malayani konuşulmaz. Öyle değil mi? Kötü arkadaşlar bir arada olursanız efendim. Çok özellikle çocuklarımız için bu çok önemli. Mutlaka kötü yollara, kötü işlere giderler. Ama iyi insanlarla olursanız her zaman hiçbir şey yapmasanız bile ne buyuruyor büyükler buyuruyor ki hiçbir şey yapmasa iki Müslüman bir araya gelse şeytan onların arasına giremez buyuruyor çünkü günah işlemeye utanırsınız hiç yapmak isteseniz bile yapamazsınız utanırsınız onun için mutlaka iyi insanlarla bir araya gelmek lazım İyi insanlarla oturup e, zaman geçirmek lazım hele hele tabii ki bu iyi insanlarla bir araya gelindiğinde büyüklerden bahsedilirse evrenin büyüklerin kitapları okunursa. Ee, ve onların hayatlarından bahsedilirse ve fıkı öğrenmek için gayret edilirse buna da söyleyecek bir sözümüz olmaz. Tabi ki bu Aliül ala olur. En güzelidir ki e, inde zikri salihin tenzül rahme buyuruyor yani işte orada evliya-i kiramın isimleri anılır. Onlardan bahsedilirse oraya da rahmet yağar buyuruyor. Ama hiçbir şey yapamıyorsanız bile iki Müslüman bir araya gelse otursa yine de yalnız kalmaktan ya da kötü arkadaşla bir arada olmaktan çok çok iyidir buyuruyor. Fudail bin İyad Hazretleri buyuruyor ki bidat sahibini seven kimsenin amellerini Allahu Teala yok eder. Kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Müslüman, Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslümanın bidat ehlinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bidat sahibine rastlarsan yolunu değiştir bidat sahibine iltifat edip yükseltme. Bidat sahibine yardım eden İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur buyuruyor. Fudayl bin İyad Hazretleri, Abdülük Halik Oyuncavan Hazretleri ondan nakille efendim e, anlatıyorlar. Özellikle tabii ki bu bidat sahibiyle ilgili olan kısmı pek çok Evliya-i Kiram haziratı, her zaman söylemişlerdir. Bidat ehlinden uzak durun. Onlarla arkadaşlık, dostluk yapmayın diye. Niye bunu özellikle söylüyorlar? hepimizin malumu olduğu üzere ama et tekrar Ahsen levkani 180 mucibince biz de tekrar edelim. Çünkü bidat ehli dinde sonradan bir şeyler ilave eden, dinde olmayanları ilave eden demektir. Bu yaptıklarının dinde güzel olduğunu zanneder ve yaptığının Kötü bir şey olduğunu da kabul etmez. En büyük tehlike bu. İyi bir şey yaptığını zannediyor ve farkında değil. Dolayısıyla giderek İslamiyet'in içerisine her gün yeni bir kötülüğü e, girmesine, İslamiyet'in e, bozulmasına sebep olduğu için farkında değil. Farkında olsa tövbe eder. Ama güzel yaptığını zannediyor, iyi yaptığını zannediyor. O yüzden ısrarla e, ve özellikle üstüne basa basa büyüklerimiz ee, nasihatte bulunuyorlar. Bidat elinden uzak durun, uzak durun diye. Çünkü ne yaptığından haberi yok ve yaptığının da iyi olduğunu zannediyor. Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altında olsa reddeder. Baki olan ahireti çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir. İbrahim bin Ethem Hazretleri Basra çarşısında dolaşırken etrafında toplanan kimseler sordular ki Allahu Teala ey kullarım benden isteyiniz kabul ederim veririm buyuruyor. Halbuki istiyoruz vermiyoruz diye soruyorlar. Cevaben buyurdu ki İbrahim bin Ethem Hazretleri Allahu Teala'yı çağırırsınız ona itaat etmezsiniz. Peygamber Efendimiz'i tanırsınız ona uymazsınız. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz gösterdiğiniz yolda gitmezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden faydalanırsınız ona şükretmezsiniz. Cennetin ibadet edenler için olduğunu bilirsiniz hazırlıkta bulunmazsınız. Cehennemi asiler için yarattığını bilirsiniz, ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Ayıbınıza bakmayıp başkalarının ayıplarını araştırırsınız. Böyle olan kimseler üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökten ateş yağmadığına şükretsin daha ne isterler? Dualarının neticesi yalnız bu olursa yetmez mi? buyuruyor İbrahim bin Ethem Hazretleri. Yine sırrı ise Kati Hazretlerinden naklen buyuruyor ki Abdullah e, Goncavani Hazretleri kıyamet günü diğer ümmetler peygamberlerinin aleyhümselatü ve teslimat isimleriyle Ey Musa Aleyhisselam'ın ümmeti ey İsa aleyhisselamın ümmeti diye çağrılacaktır. Muhammed aleyhisselamın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ise ey Allahu Teala'nın dostları Rabbinize geliniz denilecek. Ve Muhammed aleyhisselamın ümmetine ferahlık ve sevinç kaplayacaktır diye buyuruyor. Allahu Teala hepimizi bu müjdeye kavuşanlardan eylesin inşallahu teala. Efendim yine buyuruyor ki Abdülhali Goncevani Hazretleri kim gözünü haramdan korursa Allahu Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa Allahu Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa Allahu Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahu Teala onu insanların tabi olduğu kimse kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahu Teala'nın insanlara hüccetidir. Ve buyuruyor ki yedi sınıf ile oturan kimselerde yedi şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün ve Allahu Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda Kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Ama alimlerde de oturan kimsenin ilmi ve verası yani şüpheli şeylerden sakınması artar buyuruyor. Allahu Teala bizleri de bu büyüklere e, uyan, büyüklerin yolundan giden, onların emir ve e, e, nasihatlerini uyan, uyabilenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin diyoruz. Efendim bir e, programımızın daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçü lisan ettikse affola diyoruz. Her zaman sizlerden istirham ediyoruz, arzu ediyoruz. Lütfen e, bizleri dualarınızdan eksik etmeyin. Allahu Teala hepimizi bu mübarek zatların yüzü hürmetine, evliya-i kiramın yüzü hürmetinde iki canda aziz eylesin. Onların e, mübarek şefaatlerine nail olmayı nasip eylesin diyoruz. Ömrünüz e, bereketli olsun, geceniz hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla haftaya görüşmek üzere.